Merhabalar, Fair Play'e hoş geldiniz. Fair Play'in 10. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Fair Play'de spor psikolojisini ve basketbolda bireysel gelişim antrenörünü konuşacağız. Programımızın konu araştırma görevlisi ve basketbol antrenörü Atakan Yazıcı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Hüseyin. Nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Teşekkür ederim. Hocam ilk öncelikle şöyle başlayalım. Avrupa'dan yeni geldiniz. Çekya'da bir takım çalışıyordunuz. Oradaki basketbol kültüründen ve antrenörlük deneyiminizden biraz bahseder misiniz? Şöyle oldu tabii, akademisyen olduğum için akademik bir programı kullanıp gitmem gerekti. İlk gittiğim kulüp oranın eski kulüplerinden, aşağı yukarı 70 senelikte bir kulüptü. Salon da öyle bir salondu zaten. Eski bir salon, işte renove edilerek kullanılıyor. Ostrava takımıydı. Şehre göre iyi bir dinamik yaratmışlar. Birden fazla kulüpleri vardı hatta, kendi takımlarına bağlı olduğu. Çok sevilen, insanların gerçekten ailenin gelip rekreatif bir etkinlik gibi eğlenmek için çocuklarını basketbola verdiği bir kültür oluşturmuş bir kulüptü. Daha sonraki süreçte tabii işler biraz daha farklı gitti. Oradaki bireysel gelişim çalışmaları, işte U20 milli takımında oynamış Kevin Timley'den, altyapıda en son Challengers, FIBA Challengers da burada Çekya'da milli takımın gardı Jakub Zvolnay'a kadar farklı tiplerde oyuncular vardı. Kamplara gidip gelen milli takımın farklı kategorilerde oynayan. Bu çocukların her biriyle orada yavaş yavaş çalışmaya başladık biz. İş birkaç ay içerisinde çok ciddi bir boyuta döndü. Daha öncesinde çalıştığımda Karşıyaka'da da böyle bir durum olmuştu. Sabahları özel, yani bireysel gelişim antrenmanlarını pozisyonlara göre planlayıp başlamıştık. Yani bundan 12 yıl önce Suat abiyle çalıştığım dönemde, evet, asistanıyken. Orada da aynı sistem, kendim planlayıp bu çocuklar yavaş yavaş geldi. Rakam bir anda artmaya başlamıştı. Hocam Avrupa'da U16 takımı çalıştırdınız bilim kadar. U19. U19'du pardon. Peki bahsetmiştiniz programdan önce de takımda farklı uluslardan, farklı halklardan sporcular vardı. Evet. Bu da sizin için tabii çok farklı bir deneyim, tecrübe oldu. Oradaki gözlemlerinizi çok kültürlü nasıl gördünüz, nasıl değerlendirirsiniz? Yanlış hatırlamıyorsam Avrupa'daki en çok uluslu organizasyon Yetbedir Akademi'ydi. Yani Avrupa için konuşuyorum orada. Yani başka Amerika'daki NCAA organizasyonlarında o kadar insan var mıydı bilmiyorum. Ve tahminim 17-18 milletten staff dahil vardık. Yani yalnızca staffta benden önce çalışan bir İspanyol koç vardı. Ben geldim. Slovak antrenörler, Çek antrenörler, iki tane Amerikalı antrenör, Litvanyalı kondisyoner, bir tane Fransız kondisyoner ve oyuncular, yani 11-12 milletten de oyuncu vardı. Yani Seyşel Adaları'ndan oraya çıkıp gelmişti, yani Afrika'da olan bir adadan. Yani sorsam çoğu kişi haritada gösteremez. Çok kültür olmuş, çok uluslu olmuş. Çocuk kulübü bulup geliyor. Evet, gerçekten güzel bir deneyim, güzel bir tecrübe. Peki hocam, aynı zamanda Gazi Üniversitesi BESÇO'da araştırma görevlisiniz. Orada, evet, çalışma alanınız var. Biraz akademik çalışma alanınızdan bahseder misiniz? Spor psikolojisi çalışıyorsunuz. Gerçekten sporda ve basketbolda çok önemli bir ihtiyaç. Şu anda yeni yeni gelişiyor. Bu alandaki çalışmalarınızı da takip ediyoruz. Hatta kitabınız da yayınlandı. Biraz böyle spor psikolojisinden bahseder misiniz? Şöyle oldu aslında, işte Tuborg'da oynadığım dönem benim burada altyapıdayken, daha sonrasında Trabzonspor'da, işte o dönem bölgesellik, şimdiki adı TB2'li olmuştu, orada oynadım. Sonrasında okula karar verdim çünkü üst düzey oyuncu olamayacağımı anlamıştım. Yani neden olamadığımı da biliyordum. Aşırı kaygı, stresle başa çıkamama, bunların her biri bir nedendi ve bununla ilgili çalışmak istedim. Daha sonrasında Ege Üniversitesi'ne girince Serdar Tok hocam şu an Manisa'da, kendi çalışmalarında psikofizyolojidir. Çok ciddi çalışmalar yapar. Çok ciddi indekslerde yayınlar yapan bir hocamız. Onunla dinledim bir dersle, bu iş daha kafama yattı. Hani bunun ne kadar eksik olduğunu ve ne kadar ele alınmadığını ve bir sporcu olarak bunu duyduğum ihtiyacı düşünmeye başladım. Daha sonrasında bu alanda çalışmak istediğimi düşündüm. Antrenörlükle beraber bu sürece başladım. Yani sporculuktan profesyonel bir basketbol geçmişiniz de olduğu için, tabii, esasında oradan ilginiz ve merakınız oluştu anladığım kadarıyla. Tabii. Peki şu an Süper Lig'de, Türkiye'de ya da Avrupa'daki basketbolda oyuncuların stres, kaygı yönetimi, öfke kontrolü, bunları nasıl görüyorsunuz, gözlemliyorsunuz? Sizin çalışmalarınız biraz da aslında duygusal zeka ve özgüven alanında. Ne dersiniz? NBA'de nasıl, Amerika'da nasıl, Avrupa'da nasıl?
bir karşılaştırma yapsak neler söylersiniz? Ya şöyle bir boyut var aslında. Şimdi bu tamamen ekonomik gücüne bağlı bir organizasyon. Bunun içinde diyetisyeni de performansı en üst seviyeye taşıyabilecek bir spor elemanı, psikolog, spor psikoloğu bir spor elemanı, kondisyoneri, bireysel performans koçu, yani teknik tarafa bakan antrenörü, asistanı, scout ekibi, head koçu, idari menajeri, genel menajeri, bunların her biri aslında bir oyuncunun altyapıdan itibaren başlayan yolculuğunda süperlik ve daha ileri seviyelere ulaşabilmesindeki aracı yapılar. Lakin bizim yani kendi özelimizde biz Türkiye'de baktığımızda hala spor psikolojisi kavramını tam olarak oturtamadık. Yani kim spor psikoloğudur hala tartışıyoruz. Burada antrenör mü devreye girmeli? Yani antrenör sporcunun mental gelişiminde desteklemeli mi, yoksa ayrı bir alan gibi yani bir spor psikoloğu mu kulüplerde olmalı? Kesinlikle aslında olması gereken, eğer altyapı içerisinde ise organizasyon içerisinde, yani branşın içinden gelmiş, basketbolu tanıyan, bu kültürü bilen, bu alan üzerinde daha önceden yaşadığı, çünkü öğrenme bir tecrübedir ve yaşadığımız her bir tecrübeyi içselleştirmemiz bize o evrendeki, o alandaki öğrenme sürecimizi başlatır. Burada psikolog olarak olması, sadece psikolojiden mezun olması bana göre, kendi düşünceme göre tam anlamıyla yeterli değil. Çünkü o sporcuyla iletişim kurabilecek yapıyı da bilmesi lazım. Ve o alandan gelmiş olması, oyunu olan hakimiyeti daha kolay ve daha çabuk iletişim kurmasında yardımcı oluyor. Ülkemizde o yüzden hala hani psikolog olup değerli insanlar illaki vardır. Lakin spor psikoloğu anlamında hani %100 başarı göstermiş ya da çok uzun yıllar aynı organizasyonda çalışmış birini tam olarak şu an hatırlayamıyorum. Yani belki son yıl yurt dışında olduğum için belki atladığım kişiler vardır. Onların affını sığınarak söylüyorum. Ama bu süreç tamamen bir sporcunun A noktasından B noktası, yani altyapıda başladığı ilk günden A takıma çıkacağı güne kadar olan süreci yönetebilmekle ilgili. Bizim daha çok sonuç hedefleriyle hareket ettiğimiz için altyapıda en iyi kulüp dediğimiz yapılarda bile bu sonuç hedefleri çok ağır basıyor. O yüzden bireysel performansı düşünmüyoruz. Psikolog dediğimiz önemli bir spor elemanını işin içinden çıkarıyoruz. Bu noktada ne yapabiliriz? Bu noktada tabii ki yapabileceklerimiz yine var. Antrenörlerimize hizmet içi eğitimler sağlayabiliriz. En basitinden Alexander Sekulic, Sloven milli takımının head coach, olimpiyat dördüncüsü oldular. Son Avrupa şampiyonluğunda yanlış hatırlamıyorsam Kokoşkov hocanın da asistanıydı. Onunla konuştuğumuzda duygusal zeka ile ilgili bir şeyi anlattığımda veya tartıştığımızda net fikri vardı. Bir argüman savunabiliyordu. Çünkü orayı okumuştu. Bir psikologla çalıştığını sorduğumda çalışmadığını söyledi. Yani artık her kaynağa ulaşabiliyoruz biz. Şu an literatürde o zaman erişim var, yani ulaşabilirlik var. Yani. Herkes ulaşabilir. Her kaynağa ulaşabiliriz. Yani konu burada, ulaşmak istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Bu içsel motivasyonumuz bizim antrenör olarak nerede? Peki hocam, sizin duygusal zeka, spor psikolojisi üzerine Avrupa'daki çalışmalarınız, sunumlarınız oldu mu? Ya da üniversitelerde gerçekleştirdiğiniz kongreler, orada nasıl katılım genelde? Daha bireysel oldu aslında konuştuklarım benim, yani gerek ilk takımımda, ikinci takımımda oyuncularla ilgili çalışıyorduk bunu. Yani performansta duygunun yerini anlatmaya çalışıyorduk. Çünkü oradaki sağlayacağın ne olduğunu, duygu kavramının ne olduğunu bilmesi, ne şekilde, ne tipte olduğunu, ne açıdan geliştiğini performans sürecinde bilmesi ve bunu öğrenmesi oyuncunun duygu kontrolünü etkileyebilen bir kavram. Ya da empatiyi en basitinden anlatmamız, takım arkadaşında, yani takım, bir takım üyesinin kötü performansında ne gibi destek verebileceğini bilmesine neden olabiliyor. Ya bu basit dokunuşlar bile bence performansı bireysel anlamda arttırmakta çok önemli. Doğru, çünkü bir takım sporu olarak ele aldığımız basketbol aslında bireysel performansın çok üst düzeyde önemli olduğu bir yapı içeriyor. Yani çok iyi dribling yapabilir bir oyuncu, çok iyi atak edebilir. Ama ona bir önlem alındığında o pası doğru kişiye bulamıyorsa ya da o pası alacak kişi doğru yere pozisyon bilgisi olmadığı için hareket edemiyorsa hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani basketbol bireysel özelliklerin üst düzey olduğu bir takım sporu. Evet. Peki hocam, sizin çalışmalarınızda inceleme fırsatı oldu, okuma, araştırma fırsatı oldu. Basketbolda, müsabakalarda genelde maçın son anlarında böyle kritik anlar, adrenalin yüksek seviyede, heyecan var, maç atmosferi, tribünler. Orada faul atışlarında böyle bir kırılma anları yaşanıyor. Bu tabii oyuncunun artık maçın son anlarındaki
performansa düşüyor doğal olarak. Burada spor psikolojisinde nasıl bir devreye girmek lazım? Yani en son Euroleague Final Four'da Anadolu Efes mesela Larkin ve Micić 4'te 1 atmıştı foul atışlarından yarı finale bildiğim kadarıyla. Keza buna örnek çok var. Tabii milli takımlarda da Cedi Osman Amerika maçında kritik foul atışlarını kaçırmıştı. Bu foul atışlarında nelere dikkat etmeli? Yani oyuncular orada bir stres kaygı yönetimi devreye giriyor. Kendi öz kontrolü nedir? Nasıl görüyorsunuz onu? Ne dersiniz? Final Four daha özel bir organizasyon bence. Yani çok sert, yani 3-4 gün içerisinde çok sert iki tane maç oynuyorsun. Mesela Barcelona Olympiakos maçında da yanlış hatırlamıyorsam %30'un hemen altı olabilir yani serbest atış yüzdesi Barcelona tarafından. Yani ligde ortalaması neredeyse %70'ler, %70'in üzerinde tabii bir serbest atış kullandılar. Ve Final Four'da 3. 4. maçında apayrı bir %50 attılar. Günlük performanslar orada devreye giriyor. Ya yorgunluk burada bir etki, fizyolojik uyarılmışlık bir etki, kaygıyı yönetmek bir etki. Her biri için tabii yani önerilen mesela kaygıyı yönetebilmek için ki yani kaygı aslında belli sporcularda optimum düzeyde performans arttırabilen bir yapı. Yani kimi sporcu düşük kaygıda yüksek performans gösterebilirken kimi sporcu yüksek kaygıda daha iyi performans gösterebiliyor. Bununla ilgili yazılmış kuramlar var. O yüzden oralara hazırlık bence yani serbest atış özelliği için bir beceri özelinde konuşursak doğru simülasyonla, doğru maç hazırlıklarıyla yapılması gerekiyor. Yani Euroleague veya final maçları apayrı tabii oradaki. Sizin de hocam Süper Lig takımlarıyla, TBL oyuncularıyla çalıştığınız araştırmalarınız var. Oradaki gözlemleriniz nasıl bu foil üzerinden? Yani şöyle doktora tezim üzerinden konuşursak daha tamamlamadık ama en azından. Esasında çok uzun bir konu. Hani bu saatleri alır bunu konuşmak, tartışmak sizin gibi bu alanda çalışan bir hocayla ama hani kısaca belki aklınıza gelen. Ya şöyle bir şey söyleyebilirim yani net bunun arkasındaki gizemin ne olduğunu söyleyemem. Bilmiyorum ama öğrenmek için her gün bir çaba gösteriyoruz. Kendi tezimle ilgili konuştuğumuzda mesela serbest atış performansı yüksek olan oyuncuların daha düşük özgüven yani seviyesine yani puanlarına sahip olduğunu gördük mesela. Daha hala hani savunmasam da en azından analist tarafını yaptığım için biliyorum mesela. Enteresan bir veriydi benim için. Ama şöyle düşündüğümüzde daha düşük stresör gerekiyor olabilir ve burada oyuncunun kişilik tipi bile devreye giriyor olabilir. Evet. Hocam gerçekten çok tartışılması gereken, konuşulması gereken bir konu. Spor psikolojisi de ülkemizde de çok büyük ihtiyaç var. Hem bireysel sporlarda hem takım sporlarında. Hocam biraz da şeyi konuşalım. Bireysel gelişim antrenörlüğü yapıyorsunuz. Altyapıdan birçok değerli oyuncu yetiştirdiniz. Üst seviyeleri, A takımlara çıkardınız. Şu an TBL'de oynayan Süper Lig'de var mıydı hocam? Şu an hatırlayamadım ama. Tayfun Erökül'le çalıştım evet, Süper Lig yılından sonra. Altyapılarda çalışmalarınız oldu. Bireysel gelişim antrenörlüğünü nasıl görüyorsunuz? Ülkemizdeki gelişim nasıl, değişimi nasıl? Yani şu anda hala tabii bir değişimden bahsetmemiz çok zor. Çünkü bütün yük altyapı antrenörünün üzerinde baktığınızda birçok şey öğretmesi gerekiyor. Ki birçok antrenörümüz de yani herkesin yaptığı iş çok değerli. Herkes bir emek veriyor. Ve zor şartlar altında yani ekonomik süreci de bunun içine dahil ettiğimizde yani kazancın neredeyse çok minimal olduğu yerlerde çok yüksek eforla, çabayla, motivasyonla hareket ediyorlar. Çok değerli bir iş bu. Lakin geliştirmemiz gereken yön çok fazla. Bunu söylediğim gibi. Ve buralarda bireysel gelişim antrenörlüğü yani bir kulüpte tek başına bu olmuyorsa bile en azından altyapıdan itibaren antrenörün bu tarafa eğilmesi çok önemli. Şu an bildiğim kadarıyla Süper Lig'de basketbolda her kulübün bir bireysel gelişim antrenörü var bildiğim kadarıyla hemen hemen. Ya da daha iyi biliyorsunuz şu an aklıma gelmedi. Altyapılarda da kulüplerde de yani yavaş yavaş bireysel gelişim antrenörüne bir ihtiyaç oluyor, alım oluyor. Bu size daha da gelişir mi? Yani ne dersiniz? Kesinlikle gelişmesi lazım dedim ya. 12 sene önce yapıyordum. Deli dediler. Bugün para veriyorlar. Evet. Yani 12 sene önce yaptığımda sabah 6'da çocuklar okuldan önce gelsin dediğimde yönetime şikayet ettiler beni. Ya Suat abi sağ olsun arkamda durdu yani. Evet. Çocukları böldük pozisyonu işte. O jenerasyonda Mert Çelep vardı. Mertcan Solkol.
Egemen Güven. Bunlar hep A takım oyuncuları. Şu, şu an o Güven. İki sene ben çalışma fırsatım oldu. Egemen Güven'le de çalışmıştınız. İki sene. Küçük, hatta... küçük takımda Yıldız B yıllarında çalışma fırsatım oldu Egemen'le. Pınar Karşıyaka'da da ilk bireysel gelişim antrenörünü başlatanlardan biriydiniz. Ya, o dönem o çünkü okuduğum yani İngilizce kaynak okuyan biri bu işin orada olduğunu zaten yani yapıyorlardı. Biz yeni bir şey bulmamıştık aslında. Ya da ben kendim için söyleyeyim. Yeni bir şey bulmamıştım. Sadece farklı bir şey yani bizde uygulanmayan bir şeydi. Çünkü çocuklara biz şunu öğretiyorduk. Yaptığımız en büyük hatalar da buydu. Maçlarda hala izlediğimizde şimdi küçük takım maçını izliyorsunuz zon savunma yapıyor. Evet. Çocuk kimse bunu yapmayacak. Yani A takım seviyesinde bunlar olmayacak ya da ne bileyim. Çocuk yere top vuramazken pick and roll öğretmeye çalışıyoruz. Yani bu işin en basiti topu yere vurabilen, özgüveni yüksek, ne yaptığından emin çocukları yetiştirmek olmalı. Ama biz o kadar kazanmak odaklıyız ki birçok şeye atlıyoruz bu süreçte. Belki de bu yüzden hocam yani kazanma kaybetme odaklıyız hep. Yani oyuncu kazanmak değil de maç kazanmak, skor odaklı olmak. Burada tabii kulüplerdeki yöneticilerin beklentileri, velilerin, tribünlerin beklentileri de skor odaklı olduğu için belki bu yüzden de yeterli seviyede altyapıdan A takıma oyuncu çıkaramıyoruz diye düşünüyorum. Çıkan oyuncu var. Çok ciddi de oyuncu var. Ama şuna bakıyorum ben kendi araştırmalarımda. İşte duygu kontrolü dediğimiz kavram ya da zihinsel dayanıklılık yapısını incelediğimizde. Şimdi Amerikalı bir oyuncu ya da bir Avrupalı oyuncunun işte gelip Süper Lig veya Birinci Ligimizde oynayan oyuncuların bu becerilerindeki puanı daha yüksek. Cox'un 2011'deki yanlış hatırlamıyorsam kendi kitabında da bahsettiği 13 özellik vardır orada mesela. Zihinsel dayanıklılık ve duygusal zeka bunların ikisi sadece. Birçok değişken var yani psikolojik beceri dediğimiz kavram içerisinde. Ve bunları bir psikologla geliştiremiyoruz. Aile zaten bunun üzerinde. Çocuğu serbest atış kaçırıyor. Kendi çocuğuna negatif feedback veriyor. Yani bu hakarete varıncaya kadar gidiyor. Antrenör orada. Biraz sertliği arttırsa çocuğun özgüveni kırılıyor. Ondan sonra yabancı oyuncu geliyor oynuyor diyoruz. Nitekim devşirme süreçlerine de baktığımızda o pozisyonlarda risk alıp neden Türk oyuncu oynatmıyoruz diye pek sorguladığımızda da düşünmüyorum. Yani doğru, gerçekten özgüven için çocuğun kendi kişisel gelişimi, kendi bireysel performans gelişimi için gerçekten doğru yatırımları yapıyor muyuz? A takım seviyesinde gerçekten bu çocuklara sabır gösterebiliyor muyuz? Biz sabır gösteremezken evet. Aile nasıl sabır göstersin? Evet, altyapı gerçekten büyük sabır, gayret, emek ve özveri gerektiriyor. Hocam programımıza katıldınız. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Her şey için. Siz de bir Ege Üniversitesi mezunusunuz lisans döneminde. Evet. Şu an Gazi Üniversitesi'nde araştırma görevlisiniz. Çalışmalarınıza başarılar dileriz. Son olarak söylemek istediğiniz şeyler varsa buradan iletebilirsiniz. Ege Üniversitesi mezunu olarak da her zaman burada olmak benim için bir gurur. Her ne kadar Gazi Üniversitesi'nde yine gurur duyarak çalıştığım bir kurumda yer alsam da Ege benim mezun olduğum okul ve burada gerçekten ciddi bir potansiyel var. Değerli hocalar var. Burada olsun. Burada birçok imkan var. Umarım genç arkadaşlarımız ellerindeki fırsatların hani tepside sunulmasını beklemek yerine onları elde edebilmek için senin yaptığın bu kıymetli iş gibi yani yüksek lisansın yanında burada bir programı da yönetiyor olmak zor bir iş. Gerçekten emek vermek. Aynı zamanda da meslektaşız, bir antrenörsün. Evet, teşekkürler. Sağ olun. Bunlar çok keyifli şeyler. Umarım bu genç arkadaşlar da buradaki fırsatlardan faydalanabilmek için çaba gösterirler. Onlar da bir Ege mezunu olarak ileride çok ciddi yerlerde biz yine bir şekilde bir yerlere gittik. Bizlerden çok daha iyisini yapabilirler ve biz de bunlarla gurur duyma fırsatı elde etmiş oluruz. Teşekkürler hocam, sağ olun. Evet, programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.